Psikolog Bey, bizim sektörün dışındaki filmleri anlamıyorum. Yani çok saçma sapan işler yapıyorlar. Mesela bazen gerilim filmlerinin içine erotizm katıyorlar. Adına da erotik gerilim diyorlar. Öyle şey olur mu ya? Benim filmlerim olsa olsa erotik gerilim olur. Ya da en fazla bilim kurgu. Bana sorarsan erotik gerilim filmleri 60 yaşındaki şişman turistlerin denize girerken tanga giymesinden ibarettir. Ya da ne bileyim bir sıhhi tesisatçının musluğun altında çalışırken çatalının görünmesi. Ki onlardan da film olmaz zaten. Bazı filmlerin kurgusu da çok acayip Psikolog Bey. Mesela film başlıyor, filmin başında filmin sonunu gösteriyor. Ondan sonra bir ileri bir geri, bir ileri bir geri gidip geliyor. Şimdi bu gidip gelmelere ben alışkınım. Ama böyle kurgulara alışkın değilim. Çünkü benim filmlerimde belli bir kurgu söz konusudur. Yani ön sevişme, sevişme ve tabii ki katarsist noktasında patlayan büyük bir final. Bir de eğer bazı şeyleri göstermeyeceksen kesinlikle yapmayacaksın. Mesela bir sanat filmini izliyorum. Çifti görüyorum. Çift öpüşmeye başlıyor. Tam olaya girecekler. Hop, kamera dönüyor çayıra, kamera dönüyor çimene. Yahu kardeşim, sanat özgürlüktür. Sen niye odak noktasından uzaklaşıyorsun? Çehov'un bir lafı vardır Psikolog Bey. Eğer bir sahnede tüfeği gösteriyorsan, o tüfek bir yerde patlamak zorundadır. Yahu benim filmlerimde resmen 3. Dünya Savaşı çıkıyor. Sen o tüfeğin patladığını niye göstermiyorsun? Ha bak, mesela bu kısa film olayı bana ters. Birincisi, doğan S ve kısa kelimelerini aynı cümle içinde kullanmak ayıptır, ahlaksızlıktır. İkincisi, bu işin bir hazırlık süreci var. Mesela ön sevişme gibi, ki benim ön sevişmelerim bazen bir gün sürer. Olayın kendisi var. Olaydan sonra da partnerimi tamam sakin ol geçti bebeğim şeklinde yaklaşık 3,5 saat süren bir sakinleştirme süreci var. Doğan S olmak kolay değil. Bu iş incelik ister. Ama sizin bildiğiniz anlamda incelik değil tabii. Ha, benim filmlerinden kısa film yapmaya çalıştılar mı? Çalıştılar. Ama ne oldu? Tabii ki olmadı. Çünkü Psikolog Bey, zürafanın boynu kısaltırsanız artık ona zürafa denmez. Ne denir biliyor musunuz? Zebra denir.